Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi geliştirilen farklı yöntemlerden birisi olmaya en uzaktır? Ne konuda yöntem geliştirilmesi gerekiyor? Parçaya baktığımızda kedilerin kusmasından bahsediliyor ve kusmaya karşı farklı yöntemlerden bahsedilmesi lazım. Peki kediler niçin kusuyorlar? Burada bakın, kediler aslında yeme alışkanlıkları nedeniyle kusar. Niçin kusuyorlar? Çünkü hızlı yiyorlar, o yüzden kusuyorlar. Buna karşı geliştirilen yöntemlere bakalım şimdi. Ödül maması kullanarak kedime daha yavaş yemeyi öğrettim. Bu bir yöntemdir. Çünkü hızlı yemesini engelliyor. Devam edelim. Kedim yemek yerken onun dikkatini dağıtarak lokmaları aşırı hızlı yutmasını engelledim. Bakın yine hızı engelliyor. Kedimi düzenli tıraş ettirerek bu tüylerin onun midesine ulaşmasını engelledim. Burada hızlı yemekten bahsetmiyor. Diğerlerine bakalım. Birden fazla kedim olduğu için aralarındaki yeme yarışını yarış olduğuna göre hızlı olur. Engellemek adına onları farklı odalarda ve farklı zamanlarda besledim. Yani yavaş yeme delerini sağlıyor. Kedimin mama kabına yemekleri belli aralıklarla ve azar azar koydum. Burada da yine yavaş yemesini sağlıyor. Bunlar tamamı farklı yöntemlerdir. Çünkü hızlı yemeyi engelliyor. Fakat C seçeneğinde hızlı yemeyi engelleyici bir yöntemden bahsedilmediği için doğru seçenek C seçeneği oluyor. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerin hangisidir? A seçeneği olamaz çünkü A seçeneğinde günümüzde astronominin katkısıyla anlam kazanmıştır ifadesi geçiyor. Oysa cümlelerde önceleri yani eskiden anlam kazandığından bahsedilmiş. Günümüzde anlam kazandığından bahsedilmemiş. C seçeneğinde aynı şekilde her zaman ifadesi geçiyor. Cümlelerimizde her zaman değil, eskiden yani geçmişte anlam kazandığından bahsetmiş. D seçeneği olamaz çünkü astronominin insanlık tarihindeki faydaları ifadesi geçmiş. Burada astronominin gündelik hayattaki yararları faydalarından bahsediliyor. İnsanlık tarihindeki faydalarından bahsedilmiyor. E seçeneğinde çağımızda astronominin katkısıyla anlam kazanmıştır ifadesi geçiyor. Yine cümlelerimizde çağımızda değil eskiden geçmişte anlam kazandığından bahsedilmiş. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bu konuşmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? Hangi konuşma bakalım? Karacaoğlan ve Baki arasında geçebilecek konuşma. Karacaoğlan halk şairidir. Baki ise divan şairidir. E seçeneğinde bakın Karacaoğlan muhterem şiiri Acem kültürünün anlaşılmazlığına ettiniz diyor. Baki de hayır efendim hece ölçüsünün zor kalıplarıyla şiiri ileri bir seviyeye taşıdık diyor. Burada hece ölçüsünü kullandığından bahsetmiş Baki. Bu diyalog olamaz. B seçeneğinde şiirimi klasik biçimcilikle değil sembolizm unsurlarla ördüm diyor Baki. Karacaoğlan da saf şiirin peşinde koşarken şiirin özünü unuttunuz diyor. Burada Baki'nin divan şairi olduğunu söylemiştik. Saf şiirden etkilenmiyor divan şairi olduğu için. Bu da aralarında geçebilecek bir diyalog değil. C seçeneğinde Baki hece ölçüsünü şarkı nazım biçimine kurban edemezsiniz ifadesini kullanıyor. Karacaoğlan da halk şiirinin imkanları ve serbest tarz iyi bir şarkı türü için yeterlidir diyor. Bu da diyalog olamaz çünkü şarkı divan edebiyatı nazım şeklidir. Karacaoğlan şarkı yazmaz. B seçeneğinde Baki biçimsel kusursuzluk kadar anlama da önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu diyor. Karacaoğlan ise şiirde süs ve şairanelik aradım ben yalın bir üslup aramadım diyor. Halbuki tam tersi Karacaoğlan'ın şiiri halk şiiri olduğu için sade bir şiir. Bu yüzden bu da diyalog olamaz. A seçeneğine bakalım. Üstadım halktan kopuk bir dil ve konuyla halka ulaşmak mümkün değildir diyor. Yani halk şiirinin özelliğini dile getiriyor. Baki de size katılmıyorum çünkü marifet konuda değil, aruz ölçüsünü başarılı kullanmakta yatar diyor. Yani divan edebiyatının özelliğini dile getiriyor. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oluyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Parçaya baktığımızda edebiyat müzeleri edebiyatın toplumdaki rolünü müze ortamlarında tanıtır denilmiş ve Türkiye'de bu anlamda kapsamlı bir müze yoktur. Ancak yazar müzevleri, müze kütüphaneleri ve somut olmayan kültürel miras müzeleri gibi azımsanmayacak sayıda edebiyatla ilgili müze olduğundan bahsedilmiş. Demek ki Türkiye'de hakiki anlamda, gerçek anlamda
Edebiyat müzesi yok fakat müze evleri, müze kütüphaneleri müze niteliği taşıyor. Bu da D seçeneğinde var. Bakın Türkiye'deki yazar müze evleri, müze kütüphaneleri ve kültürel miras evleri tam olarak edebiyat müzeleri niteliği taşımaz. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği oluyor. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakalım dizelerimize. Bırak muamma konuşmayı, çıkar ağzından baklayı. Burada bakın, çıkar ağzından baklayı derken ne söyleyeceksen açık açık söyle. Yani muamma, gizli kapaklı konuşma demek istiyor. Demek ki gizli kapaklı bilinmeyen konuşmalar muamma olarak nitelendirilebilir. B seçeneğine baktığımızda ruhu uykuda farz ettiğim bu insan anlaşılmayan ve bilinmeyen bir durumla karşı karşıyaydı. Burada bakın anlaşılmayan, bilinmeyen ifadesi muammayı karşılar. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği olur. Aşağıdaki dizelerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? A seçeneğinde sitem bildirme denilmiş. Peki sitem nedir? Sitem bir kimseye bir davranışının ya da sözünün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını yumuşak bir biçimde belirtmedir. Burada bakın hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın derken burada hitap edilen kişiye karşı bir sitem söz konusu. Hayıflanma nedir peki? Hayıflanma ise geçmiş zamanlarda yaşanan herhangi bir olayın ya da eskide kalmış bir durumdan dolayı üzüntü duymadır. Burada bakın tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum derken geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı üzüntü duyuyor. Yani hayıflanma burada var. Burada C seçeneğinde tut ki karnım acıktı anneme küstüm derken olasılık değil varsayım var. O yüzden doğru seçenek C seçeneği. Bu beyit için değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Musammat niteliği gösterir değerlendirmesi yapılabilir. Nedir musammat niteliği gösterme? Beytin ortasında da kafiye bulunmasıdır. Fuzuli rindi şeydadır. Sorun kim bu ne sevdadır derken şeydadır, sevdadır. Bunlar kafiyeli yani musammat niteliği gösterir. Bir şiirin matla beytinden alıntıdır ifadesi değerlendirmesi yapılamaz. Matla beyti gazelin veya kasidenin ilk beytidir ve kendi arasında kafiyelenir AA şeklinde. Burada rüsvadır, usanmaz mı derken kendi arasında kafiyeleniş yok. Musarra niteliği taşımayan bir beyittir. Burada bakın bu değerlendirme de yapılabilir. Çünkü musarra niteliği taşıyan beyitler AA şeklinde kendi arasında kafiyeli olan beyitlerdir. Doğru seçenek bu nedenle 1-3 yani D seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen edebi sanat yoktur? E seçeneğinde telmih verilmiş. Telmih hatırlatma sanatıdır. Yani tarihte bilinen bir olayın bir kişinin hatırlatılmasıdır. Burada ekmek Leyla oldu dostlarım. Mecnun oldum peşi sıra giderim derken Leyla ile Mecnun'un aşkı hatırlatılıyor. Yani telmih sanatı var. İstihare benzetmenin unsurlarından sadece birisi kullanılarak yapılan sanattır. Bir ateş düştü canıma yanarım kimseler bilmez derken burada şairin çekmiş olduğu dert ateşe benzetilmiş fakat dert söylenmemiş. Yani istihare sanatı vardır. Tezat sıtlık sanatıdır. Lambada titreyen alev üşüyor derken alev sıcaktır. Sıcağın üşümesi burada zıtlık oluştuğu yani tezat sanatı var. Mecazi mürsel benzetme amacı güdülmeksizin bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Cihan da bizimle ağlasın gayri derken cihan dünyadır. İnsanlar yerine kullanılmış mecazi mürsel sanatı yapılmıştır. Teşbih benzetmedir fakat A seçeneğindeki dizelerde benzetme yok. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi farklı edebi dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? İlk şiirimiz aruz ölçüsüyle kaleme alınmış, ikinci şiirimiz hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Bu yüzden ölçüsü ortak değildir. İlk şiirimize baktığımızda naz olur, gammaz olur, az olur. Burada a, b, a şeklinde bir kafiyeleniş var. Doldu, soldu, oldu derken bunlar da a, b şeklinde kafiyelenmiş. Yani uyak örgüsü de ortak değildir. Birinde sevgiliden bahsederken diğerinde dünyada adaletin kalmadığından bahsedilmiş. Yani konuları da ortak değil. Burada ilk dörtlüğümüzde itab-ı naz gibi ifadeler var. Yani anlaşılmayacak ifadeler var. Arapça, Farsça ifadeler var. İkincisinde böyle ifadeler olmadığı için dil ve anlatımda ortak diyemeyiz.
İkisinin de nazım birimi 4 dizeden oluştuğu için dörtlüktür, yani ortaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dörtlüğümüze baktığımızda sekizli hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğimiz doğru. Çıkma verme bunlar kafiyeli. Gelinmez verilmez bunlar da kendi arasında kafiyeli. Yani AB AB şeklinde bir kafiyeleniş var. Çapraz kafiye düzeninde oluşturulmuş. Burada kafiyeye yer verilmediği ifadesi de doğru. Çıkma verme derken mameler burada rediftir. Sevilmez, gelinmez derken mazlar da burada rediftir. Yani rediften yararlanılmış, kafiyeye yer verilmemiştir. Didaktik şiir örneği değildir. Çünkü burada şair duygularını dile getiriyor. Yani burada şiirimiz, dörtlüğümüz lirik şiirdir. Didaktik şiirler çünkü bilgi verici şiirlerdir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış vardır? Parçaya baktığımızda Dede Korkut hikayelerinden bahsedildiğini görüyoruz. İlk dört cümlede bilgi yanlışı yok. Beşinci cümlemize baktığımızda sadece İslamiyet sonrası dönemden izler taşıyan Dede Korkut hikayeleri denilmiş. Burada işte bilgi yanlışı var. Çünkü Dede Korkut hikayeleri hem İslamiyet öncesi hem İslamiyet sonrasından izler taşır. Doğru seçenek de 5 yani A seçeneği olur. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Şiirimize baktığımızda 4 dizeden oluştuğunu görüyoruz. Bu yüzden kıta ve müstezat olamaz. Çünkü müstezat bir uzun bir kısa dizelerden oluşuyor. Kıta da beyitlerle oluşuyor. Burada bakın İittir çıkmaz ile seyrana kurban olduğum ifadesi yineleniyor yani tekrarlanıyor. Tekrar hangi nazım şeklinde var? Şarkıda var. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneği oluyor. Bir koşmaya ait üç dörtlük şu şekildedir. Bu dörtlüklerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Koşma aşık tarzı halk edebiyatı nazım şeklidir. Ve genellikle AB AB, CC CB, DD, DB şeklinde kafiyelenir. Son dörtlükte şairin mahlası yani ismi bulunur. Burada dedim Nesimi Şah dedi kulumdur ifadesinde şairin mahlası geçiyor. Demek ki son dörtlüğümüz 2 olacak. Burada nazımdır, gözümdür, yüzümdür derken bu üçü kafiyeli bu ikinci dörtlüğümüz ve bu da birinci dörtlüğümüz olacak. Demek ki 3, 1, ve 2 yani doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Parçaya baktığımızda ilk bölüme Seyid Ali Reis'in bir eserinin getirilmesi lazım. Bu yüzden Babür Şah'a ait Babürnameleri eliyoruz. Yusuf Nabi'ye ait Tuhvetül Harameyn'i de eliyoruz. Miratül Memalik gelebilir çünkü Miratül Memalik Seyid Ali Reis'in eseridir. İkinci bölüme ise Ahmet Mithat Efendi'nin bir eseri gelmesi lazım. Bu da Avrupa'da bir cevelandır. Hac yolunda Cenab-ı Şahabettin'e ait bir eserdir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerin hangisidir? Parçaya baktığımızda eserlerini sade bir dille yazarak Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkıları bulunan bir divan şairinden bahsedildiğini görüyoruz. Bu şairimizin Garipname isimli eseri de verilmiş. Garipname, Divan Şairi Aşık Paşa'ya ait bir eserdir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir? Parçaya baktığımızda İstanbul Kalesi'nden bahsedildiğini görüyoruz. Burada bakın yazar ne diyor? O sırada ben İstanbul Kalesi'ni adımla ölçtüğüm için bunu beyan edeyim. Yedi kuleden dışarı hendek kenarınca Eyüp kapısına gelinceye kadar 8810 adım ve 6 kapıdır. Burada bakın İstanbul Kalesi'nden bahsedildiği için seyahatnameden alınmış olabilir. Sefaretnameler elçilerin tutmuş oldukları raporlardır. Tezkireler şairler hakkında yazılmış genellikle biyografilerdir. Surnameler padişah çocuklarının evlenme ve sünnet törenlerini anlatan eserlerdir. Bentnameler ise öğüt nitelikli eserlerdir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçı unvan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tanzimat sanatçısı Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Cevat Şakir Kabaaşlı
Bodrum'a sürgüne gönderildikten sonra Bodrum'un eski ismi olan Halikarnas Balıkçısı ismini almıştır ve bu şekilde eserlerini vermiştir. Fuzuli aşktan duyduğu ızdırapları eserlerinde işlediği için, şiirlerinde işlediği için ızdırap şairi olarak bilinir. Hacı Kalfa Evliya Çelebi değildir. Peki kimdir? Katip Çelebi'dir. Doğru seçenek B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir? Parçaya baktığımızda bu yazarımız edebiyat dünyasına Halis Ziya Uşaklıgil sayesinde giriyor. Çünkü Halis Ziya Uşaklıgil'e göndermiş olduğu Düşmüş adlı hikaye Hizmet gazetesinde yayımlanıyor. Daha sonra Halis Ziya'nın aracılığıyla Servet Fünuncular'a katılıyor ve Servet Fünun edebiyatında hikaye ve romanlar yazıyor. Daha sonra topluluk dağıldıktan sonra da Siyah İnciler adlı eserini kaleme alıyor. Burada bahsedilen yazarımız Mehmet Rauf'tur çünkü Siyah İnciler adlı eser onun eseridir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım. Zehra'ya babasının eşyalarının bulunduğu sandığı anahtarı verilir. Aslında bunu hiç istemez fakat sandığı açar. İçinde bir günlük vardır. Günlüğü okumaya başlar. Babasının ilk memuriyet yıllarını, annesiyle evlenmesini, anneannesinin davranışlarını okur. Zehra daha önce bildiği şeylerin hepsinin tam tersi olduğunu öğrenir. Burada bahsedilen Zehra bir öğretmendir ve Reşat Nuri Güntekin'e ait Acımak romanının kahramanıdır. Doğru seçeneğimiz de E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Parçaya baktığımızda bir şairden bahsediliyor. Bu şair Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhit Pranas'ın etkisinde kalmış. Yani saf şiirler yazmış. Onun tanınan şiirlerinden birisi Abbas'tır deniliyor. Bu şiir Haydi Abbas vakit tamam diye başlayan şiir. Ve burada bakın Ziya Osman Sabah ile olan mektuplaşmalarından bahsedilmiş ve sonrası adlı eseri verilmiş. Burada bahsedilen şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Ziya Osman Sabah ile olan mektuplaşmalarını Ziya'ya Mektuplar isimli kitabında eserinde toplamıştır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza baktığımızda olay çevresinde gelişen bir metinden alındığını görüyoruz. Yani bu parçamız bir roman veya bir hikayeden alınmış olabilir. Bu yüzden tanık göstermeden faydalanılmıştır, söylenemez. Niçin söylenemez? Çünkü tanık göstermeler nerede kullanılır? Öğretici metinlerde kullanılır. Peki hangi amaçla kullanılır? Anlatılan fikri, düşünceyi, ana düşünceyi daha iyi hale getirmek, inandırıcılığı arttırmak ve söylenen ikinci kişiye ispatlamak amacıyla kullanılır. Peki ne kullanılır tanık göstermede? Başkasına ait bir söz hiç değiştirilmeden alıntılanarak kullanılır. Burada öyle bir kullanım olmadığı için doğru seçenek E seçeneği olur. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Biçim olarak baktığımızda serbest tarzda yazılmış bir şiir olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Ömer Bedrettin Uşaklı ve Kemalettin Kamu tarafından yazılmış olduğu söylenemez. Nazım Hikmet, Ece Ayhan, Orhan Veli serbest tarzda şiirler yazıyor. Fakat şiirimizin içerik özelliklerine, anlatım özelliklerine baktığımızda günlük sıradan bir olay şiire konu olmuş. O yüzden bu şiir garipçilerin özelliğini taşıyor. Yani Orhan Veli'ye ait olabilir. Doğru seçenek B seçeneği oluyor. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Parçamıza bakalım. Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı'nı konu alan birçok roman yazılmıştır. Bu romanların birinde Yunanlar Anadolu'ya girmiştir. Nokta Nokta adlı kahraman Kuvayi Milliyecilerin karşısında yer alır. Kuvayi Milliyeciler vatana ihanetle suçlar ve padişahın desteklenmesini ister. Birinci Dünya Savaşı'nda Arabistan cephesinde çarpışmış ve tek kolunu kaybetmiş olan Çolak Salih'e Kuvayi Milliye karşıtı bu kişiyi yakalama görevi verilir. Burada bahsedilen eser Tarık Buğra'ya ait Küçük Ağa isimli eserdir. Burada bahsedilen kişi ise İstanbullu Hoca'dır. İstanbullu Hoca daha sonra Küçük Ağa namıyla Kuvayi Milliyecilere katılır ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kuvayi Milliyecilerle birlikte savaşır. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım parçamıza. Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış bu felsefi görüş daha sonra Sartre tarafından edebiyata uygulanmıştır. İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini
savunan akımdır. Burada bakın insanın var olmasıyla ilgili bir şeyden bahsediyor. Bu da varoluşçuluk, diğer ismiyle egzistansiyalizmdir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle tanımı yapılmayan tarihi yalancı bilim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda tarihi yalancı bilim dallarından bazılarının tanımı verilmiştir. Toplum yapısını, toplumsal olayları inceler, sosyoloji, kitabeleri inceler, epigrafi, dillerin tarihi gelişimini araştırır, filoloji, insan ırkını ve fiziki sosyal açıdan inceler, bu da antropoloji, ancak heraldik arama ve mühürleri inceler. Onunla ilgili bir tanım yapılmamıştır. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır. Bu parçada bahsedilen yerleşim yeri aşağıdaki hangisidir? Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimari içinde yer alan bu yerleşim yerinde taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. İnsanoğlunun tarım ve yerleşik hayattan sonra tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüş bu yerleşim yerinin keşfiyle tartışmaya açılmıştır. Ve Konya Çatalhöyük Çorum'da şehir yerleşkesiydi. Yarımburgaz İstanbul'daki en eski yerleşim yerlerinden biriydi. Alacahöyük Çorum'da yer alırdı. Çayönü Diyarbakır'da yer alır. Burada bahsedilen yer Urfa'daki Göbekli Tepe olarak bilinir. Cevap A seçeneğidir. 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ücretli askerler Bizans İmparatorluğu ordusunun asli unsuru haline gelmiştir. Bu bilgiden hareketle Türk topluluğu hangilerinin Bizans İmparatorluğu'nun ordusunda ücretli asker olarak görev yaptığı söylenir. Bir, Seçenekler ücretli askerlik yapmışlardır. Hatta Malazgirt Savaşı'nda da adları geçer. İki, Kıpçaklar da ücretli askerlik yapmışlardır Bizans'ta. Üç, Uz toplulukları da askerlik yapmıştır Bizans'ta. Cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki dönemde kurulan Türk devletlerinde hükümdarlara verilen unvan arasında yer almaz? A. Şanyu yer alır. B. Yabgu Batı kuluna verilen yöneticiye verilen isimdir. Yer alır. Kaan yer alır. Han yer alır. Fakat Sultan İslam'dan sonra kullanılan bir unvandır. İlk kez de Gazneli Mahmut kullanmıştır. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşler konusunda işlendiği bir derste kişilerinden hangilerinin görüşlerine değinilmesi beklenir? 1. Paul Wittig. Paul Wittig Osmanlı'nın gaza anlayışı üzerine kurulduğunu ve böylece yükseldiğini söyler. Dolayısıyla buna değinebiliriz. 2. Halil İnalcık. O ise Osmanlı'nın 1302 yılında Bafyon Savaşı'ndan sonra kurulduğunu kabul eder ki bunun görüşlerine değiniriz. 3. Mehmet Fuat Köprülü ise Paul Wittig'den farklı sadece gaza değil, Türk milliyetçiliği ve becerikli hükümdarlarında Osmanlı kuruluşunda etkili olduğunu kabul eder. Dolayısıyla bu üç kişinin görüşlerine yer verilir. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır. Bu bilgiler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir? 1774 yılında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalar arasında yer almıştır. Bu antlaşma ile Kırım, Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmış ve bağımsız olmuştur. A. Belgrad Antlaşması 1739 yılında Avusturya ve Rusya ile imzalanmıştır ve 18. Karlı Antlaşması'dır, bu olamaz. B. Pasarofçi Antlaşması 1718 yılında imzalanmıştır. Kaybettiğimiz toprakları geri alma ümidimiz kalmamıştır, bu da olamaz. C. Yaş Antlaşması 1792 yılında yine Rusya ile imzalanmıştır. Kötü bir antlaşma fakat kaynanca kadar değildir, bu da olamaz. D. 1711 Prut, bu da 18. en karlı antlaşmalardan biri olarak kabul edilebilir. Toprak kazanmıştık. Burada bahsedilen antlaşma Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Cevap E seçeneği. Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar tarafından 13 Nisan 1909'da çıkan isyan aşağıdaki hangisidir? B. Şeyh Said isyanı, Musul meselesi öncesi İngilizlerin kışkırtmasıyla çıkan isyandır. Bu değil. Baba İshak isyanı Köşe Dağı Savaşı'ndan önce Anadolu Selçuklu'da çıkan isyandır. Bu da değil. Ahmet Paşa isyanı Kanuni döneminde Mısır'da çıkan bir isyandır. Bu da değil. Cemil Çato isyanı Kurtuluş Savaşı sırasında milli mücadeleye karşı olan bir isyandır. Bu da değil. Burada bahsedilen isyan 31 Mart isyanıdır. Bu tarihler sizi yanıltmasın arkadaşlar. Hicri ve Rumi takvimden kaynaklanan tarih farkı. Bu cevap A seçeneği. İtilaf Devletleri'nin İstanbul ve Boğaz'ı ele geçirip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, müttefikli olan Rusya'ya gerekli askeri yardımı ve ekonomik yardımları yapmak, Rusya'nın üretmiş olduğu buğdaya pazar bulmak, tarafsız olan Balkan devletlerinin kendi yanlarına savaşa girmesini sağlamak amaçları doğrultusunda açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? A.
Kafkas cephesi Osmanlı tarafından açılmıştır. Bu olamaz. Ve Irak cephesi Osmanlı'yı saf dışı bırakmak ve petrol ve ele geçmekten İngilizler tarafından açılmıştır. Bu da olamaz. Suriye-Filistin cephesi yine aynı şekilde bu bölgeyi kontrol edip Osmanlı'yı burada da uzaklaştırmak için açılmıştır. Hicaz-Yemen cephesi Osmanlı'nın Araplarla olan bağlantısını kesmek için açılmıştır. Burada bahsedilen cephe Çanakkale cephesidir. Cevap E seçeneğidir. Bu madde milli mücadele dönemi çalışmalarının hangisiyle ilişkilendirilebilir? Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O güne kadar diğer il temsilcileri Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi temsilcileri Sivas'a yapacak genel kongreye katılmak üzere yola çıkacaklardır. Alınan bu kararlar arkadaşlar Amasya genelgesindeki alınan kararlardır. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır. Misak-ı Milli kararları daha sonra alındığı için olamaz. Sivas Kongresi Amasya'dan ve Erzurum'dan sonra olduğu için bu da olamaz. Erzurum Kongresi zaten bu kararı burada alındığı için bu olamaz. Havza genelgesi ise ilk başlangıçta bu da olamaz. Cevap D seçeneği. Naz öğretmen derste bu Türk'ün ilgili olduğu cepheyi işlediğine göre aşağıdaki hangisinin adı geçmez? Şahin Bey yakalan Türk'ü, uyan Şahin, uyan uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Uyan Şahin, uyan, gör neler oldu, sevgili yurdumuz düşmanla doldu. Şahin Bey Antep savunmasında geçen bir insandır. Bu cephe arkadaşlar Güney cephesidir. A. Kılıç Ali Bey Güney cephesinde, B. Galip Hoca Güney cephesinde, C. Ali Sahip Bey Güney cephesinde, E. Sütçü İmam Güney cephesinde görev yapan Kuvay Milliye Komutanı, Kazım Karabekir ise Doğu cephesinde görev yapan komutanımızı. O yüzden cevap D seçeneğidir. Bu haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde benzer biyomlar görülmez? Şimdi baktığımızda 1 numaralı alanda Akdeniz iklimi, 2 numaralı alanda Akdeniz iklimi, 3 numaralı alanda Akdeniz iklimi, 5 numaralı alanda Akdeniz iklimi görülmektedir. Şimdi baktığımızda 3 ve 4. Bakın burada Akdeniz var. Burada 4'te ne var? Muson var. Burada arkadaşlar aynı iklim tipi görülmez. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. Diğerlerini eşleştirdiğinizde hepsinde Akdeniz iklimi vardır. Akdeniz iklimi için şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Şimdi bakın Türkiye'yi baz alacaksınız. Türkiye'den aşağıya bir çizgi çekeceksiniz. Daha sonra sağa sola bir çizgi çekeceksiniz. Bir de Türkiye'den Amerika'ya doğru bir çizgi çekeceksiniz. Bu çizgilerin ucunun değdiği yerler Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardır. Ve cevabımız da bu yüzden E seçeneğidir. Şurası yok arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu özellikleri etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dağlık ve eğimli alanların dediği için bakın yer şekilleri dağ diyor çünkü. Tarım alanlarına görülen hastalık ve ürünlere zarar veren böcekler bu zirai mücadele yani ilaçlama. 1950 yıllara kadar insan hayvan gücüne dayalı olan güç artık traktör ve biçer döver. Buna göre ne yapıyoruz? Makineleşme diyoruz. Geleneksel tarımdan artık çıkıyoruz. Modern tarıma geçiyoruz. Kimyasal özellikleri yenilemek, toprağa güç katmak için yapılan olaya da gübreleme diyoruz. A seçeneği ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Bundan dolayı da cevap A seçeneği. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinden çevre kirliliğinin en fazla olduğu söylenilebilir. Şimdi gelişmişlikle kirliliğin de alakası vardır. Paralellik gösterir. Baktığımızda 4 numara alan Çin'in en doğusu yani Hong Kong'un olduğu alan ve gelişmişlikle de ün salmış bir alan. Bundan dolayı bu bölgede çevre kirliliği de fazladır. Diğer alanlar gelişmemiş ülkeler ve sanayinin az olduğu alanlar ve onları doğru olarak kabul etmiyoruz. Cevabımız da bundan dolayı dördüncü oyuncudur. Aşağıdakilerden hangisi ihracatın ithalattan fazla olduğu ülkenin ortak özellikleri arasında yer almaz? Arkadaşlar ihracat ithalattan fazlaysa o ülke gelişmiş bir ülkedir ve dış açık fazlası verir. Yani dış açığı olmaz, daha fazla para geçer eline. Şimdi girdi daha fazladır. Baktığımızda gelişmiş ülke özelliklerinden olmayanı bulacağız. Kalkınma seviyesi yüksek, dış ticaret dengeli,
İthalat giderlerin daha çok ham madde alımı kaynaklı olması, ihracatın sanayi ürünlerin payının büyük olması. Şimdi bu gelişmiş ülkelerin özelliği. Ancak C seçeneğine baktığımızda kişi başına düşen milli gelirin az olması gelişmemiş ülkelerin özelliği. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını düşürme politikası izlediği söylenilebilir. Şimdi gelişmiş ülkeler nüfus artırıcı politika uygularken gelişmemiş ülkeler nüfus azaltıcı politika uygular. Şimdi baktığımızda 4 numaralı alan, 5 numaralı alan, 2 numaralı alan, 3 numaralı alan nüfus artırıcı politika uygular. Bakalım bu ülkeler hangi ülkeler? 4 numara Kanada, gelişmiş bölge artırır. 5 numaralı alan Rusya artırır. 2 numaralı alan Avustralya artırır. 3 numaralı alan Arjantin. Arjantin hem niteliğini artırıyor hem niceliğini artırıyor arkadaşlar. Nitelik vasıf, nicelik sayısı. 1 numaralı alan Nijerya'nın olduğu alan. Bundan dolayı ülke gelişmemiş ve ne yapıyor? Nüfus azaltıcı politika uyguluyor. Cevabımız da A. Sınırı aşan sular iki ya da daha fazla ülkenin topraklarını kat ederek akan sular olup suyun çıktığı ülke ile aktığı ülke arasında kullanımın eşit olmadığı sulardır. Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının kullanımı hakkında Türkiye ile komşular arasında zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Buna göre ülkelerinden hangileri Türkiye ile bu sorunu yaşamaktadır? Şimdi arkadaşlar Fırat ve Dicle Mezopotamya uygarlığının da oluşmasında önemli paya sahiptir. Özellikle biz bu Mezopotamya'nın olduğu alana bakacağız. Burada Irak artı Suriye vardır. Bundan dolayı biz bu iki ülkeyle sürekli sıkıntı yaşamaktayız. Zaten Gürcistan bizim Karadeniz tarafında. Burada bunların akarsuya ihtiyacı çok fazla yok çünkü her mevsim yağış alıyor. Yani burada hem Çoruh Nehri akıyor ve bizim ülkemizde Gürcistan arasında böyle bir sıkıntı yok. Dörtler elediğinizde bakın zaten İran kalıyor. Biraz İran'la karıştırabilirsiniz. Ama İran da daha doğuda bir yerde yer alıyor. Bundan dolayı İran'ı da almıyoruz. Cevap da B seçeneği olarak çıkıyor.